24 Haber'den iyi geceler değerli izleyenler. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Pegasus Hava Yolları uçağı Marmara açıklarında infilak etti. Değerli izleyenler, Pegasus Hava Yolları'na ait BG-031 sefer sayılı Sazonov isimli yolcu uçağı Marmara Denizi açıklarında infilak etti. Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinden havalanan yolcu uçağı 8 mürettebat ve 147 yolcu oldu ve uçakta bulunan toplam 155 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. ETS tura bağlı olarak Mısır'dan İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden Kenya'ya gitmesi beklenen yolcu uçağında tüm yolcuların Japon uyruklu olduğu gelen bilgiler arasında. Uçağın infilak etme sebebine ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak uçağın 4 motorundan 3'ünde de arıza olduğu belirtildi. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, yönetim katında kendisini odasına kilitleyip herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise sivil havacılık müdelerinde ihlali hesabı sorulacaktır dedi. Marmara açıklarında büyük bir gürültüyle infilak eden yolcu uçağı bir alev topuna döndü. İlk anda havai fişek gösterisi sanan yöre halkı bir anda gözyaşlarına boğuldu. 4 motorundan 3'ünde arıza olduğu tespit edildi. Bir kez daha tekrarlayalım. Pegasus Hava Yolları'na ait BG-031 sefer sayılı Sazonov isimli yolcu uçağı Marmara Denizi açıklarında infilak etti. Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinden havalanan yolcu uçağında 8 mürettebat ve 147 yolcu olduğu ve uçakta bulunan toplam 155 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Uçakta bulunan 147 Japon yolcunun kimlik bilgisi ise şöyle. Koyuka Miyazaki, Hoshi Minza, Hatichi Minza, Keiko Jista, Uzumani Naruto, aynı aileden 5 Miyokama, Orama Koma, Muramako. Pretty, pretty.